Osmanlı Devleti'nin Garp Ocakları olarak adlandırdığı bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Garp Ocakları Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki Cezayir, Trablusgarp ve Tunus topraklarını ifade etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla Cezayir ve Trablusgarp Garp Ocakları arasında yer alır ancak Mısır bu bölgeler arasında yer almaz. Doğru cevap B seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? Devlet kurumlarındaki bozulmalara çözüm bulmayı gerçekleştirmek istemiştir. Bunun için raporlar, layihalar hazırlatmış, ıslahatlar yapmaya çalışarak bu bozulmaların önüne geçmeye çalışmıştır. Yine elindeki toprakları koruma politikası gütmüştür. Özellikle Pasarofça'dan sonra Osmanlı Devleti'nin temel politikası Pasarofça anlaşmasından sonra elindeki toprakları korumak olmuştur ve bunu da genelde gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti denge siyaseti izlemiştir. Yani devletlerin çıkarlarını birbirine karşı kullanarak ayakta kalmaya çalışmıştır. Doğru cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmasında durumlardan hangileri etkili olduğu söylenebilir. Kırım Hanı'nın Lehistan ordusuna engel olmaması, Lehlilerin Avusturya'nın imdadına yetişmesi Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana'da başarısız olmasında etkili olmuştur. Yine Osmanlı ordusunun iki ateş arasında kalması Osmanlı'nın başarısız olmasında etkili olan sahiplerden bir tanesidir. Celali isyanlarının başlamasının 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı'nın başarısız olmasında bir etkisi yoktur. Celali isyanları Anadolu'da özellikle tımar sisteminin bozulması ile birlikte çiftçinin, köylünün üretim düzeninin gelir kaybına yaşaması sonucu ya ihtiyaçlarını giderememesi ve bir takım tefecilere, yağmacılara kurban gitmesi sonucunda isyanlarını ifade eder. Bunun ikinci Viyana kuşatmasında Osmanlı'nın başarısız olmasının bir etkisi yoktur. Doğru cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin 1700'de imzalanan İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verdiği Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Vasfar Anlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1663 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Pasarofça Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış. Bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti elindeki toprakları koruma politikası gütmüştür. Belgrad Anlaşması 1739 Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla Karadeniz son kez Türk yolu olduğu kabul edilmiştir. Yaş Anlaşması yine Rusya ile imzalanan 1792 tarihli anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin 1700'de İstanbul Anlaşması ile kaybettiği Azak ve kalesini geri aldığı anlaşma 1711 tarihli Prut Anlaşması'dır. Doğru cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı Ferhat Paşa ve Lehistan ile yaptığı Bucaş anlaşmalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ferhat Paşa anlaşmasının özelliği Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Bucaş anlaşmasının özelliği de Osmanlı Devleti bu anlaşmayla batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Kapitülasyon hükümleri içermesi ikisi için ortak özellik değildir. Kapitülasyon Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere karşı verdiği siyasi, ekonomik ayrıcalıkları ifade eder. Kutsal İttifak grubunun oluşmasına neden olması yer almaz ortak neden olarak. Osmanlı iç sorunların uluslararası sorun haline gelmesi ortak neden olarak gösterilemez. Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu üzerindeki denetiminin zayıflaması ortak özellik olarak gösterilemez. Ortak özellik Osmanlı Devleti'nin hem doğuda hem batıda sınırlarını genişletmesidir. Doğru cevap B seçeneği. 18. yüzyılda Rusya'nın amaçlarından hangileri doğrudan Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiği söylenebilir. Doğrudan, buradaki doğrudan ifadesine dikkat etmemiz gerekir. Baltık Denizi'ne ulaşma, bu doğrudan Lehistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden bir durumdur. Rusya'nın Baltık Denizi'ne ulaşması için Lehistan'ı ortadan kaldırması gerekiyor. Sanayi alanında yatırıma önem verme, bu Rusya'nın sanayi alanında kalkınmasını, gelişmesini ifade eder. Burada Osmanlı Devleti'nin doğrudan toprak bütünlüğünü tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Kırım'ı ele geçirmek, Kırım bir Osmanlı toprağı. Rusya'nın buraya ele geçirmesi doğrudan Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Vestfalya Barışı'nın sonuçlarından biri değildir? Hollanda bağımsız olmuştur. Doğru bilgi.
Papa'nın Avrupa devletleri üzerindeki etkinliği azalmıştır. Bu da doğru bilgi çünkü Katolik kilisesi etkinlik alanını kaybediyor. Din özgürlüğü anlayışı Avrupa'da önem kazanmıştır. Protestanlık gibi yeni mezhepler ortaya çıkmış ve bunlar kabul görmüştür. Modern devletler hukuku ön plana çıkmıştır. Bu da doğru bilgi. Avrupa'da mesen sınıfı ortaya çıkmıştır. Mesen sınıfı coğrafi keşifler sonucunda sanata ve bilime önem veren sınıfı ifade eder. Bu Vestfalya Barışı sonucunda ortaya çıkmamıştır. Doğru cevap E seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti devletlerden hangileriyle siyasi mücadele içinde olmuştur? Venedik ile siyasi mücadele gerçekleşmiştir. 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya ile de Osmanlı Devleti yoğunluklu olarak siyasi mücadele içerisinde olmuştur. Ancak İsveç'te bir siyasi mücadele içerisine girmemiştir. Tam tersine Rusya'dan kaçan İsveç Kralı Demirbaş Şar Osmanlı Devleti'ne sığınmış ve Osmanlı Devleti onu himaye etmiştir. Doğru cevap E seçeneği. Bir tarihçinin bu anlaşma ile Osmanlı Devleti ve Rusya bir kısım Safevi topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır. Bu anlaşma aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı ilk ittifak anlaşmasıdır şeklinde bazı özelliklerinden bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1711 Prut Anlaşması İsveç Kralı'nın Osmanlı'ya sığınması üzerine yine Osmanlı sınırlarında Rusların kale inşa etmesi gibi gerekçelerle çıkan bir savaştır. Pasarofça Antlaşması Avusturya ile yapılan savaşı ifade eder. Ahmet Paşa Anlaşması Safevilerle imzalanmıştır. 1700 İstanbul Anlaşması Osmanlı Devleti bu anlaşmayla Azak Kalesi'ni Ruslara bırakmıştır. Rusya ile Osmanlı Devleti'ni ittifak yaparak Safevi topraklarını kendi aralarında paylaştığı anlaşma 1724 İstanbul Anlaşması'dır. Doğru cevap C seçeneği. Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya kıyılarını Venediklere vermek zorunda kalan Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Mora Yarımadası'nı geri almıştır? Berlin Anlaşması. Bu anlaşma Karlofça'dan sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığını yok sayan ikinci büyük anlaşmadır. Pek çok devlet Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. Belgrad Anlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla Karadeniz'in Türk toprağı olduğu son kez tescillenmiştir. Bosfor Anlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan bir anlaşmadır. Zitovi Anlaşması yine Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin Karlofça'da kaybettiği Mora ve Dalmaçya kıyılarını geri aldığı anlaşma Pasarofça Anlaşması'dır. Doğru cevap C seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti antlaşmalardan hangilerini İran ile yapmıştır? Hotin Antlaşması, Lehistan ile yapılan bir anlaşmadır. Ahmet Paşa Antlaşması, Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılmıştır. 1732 tarihli bir anlaşmadır. Dolayısıyla 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Kerden Antlaşması 1746 tarihinde yine İran'la 18. yüzyılda imzalanan anlaşmadır. Doğru cevap D seçeneği. 18. yüzyılda aşağıdaki hangi anlaşma Rusya'nın bir süre sıcak denizlere ulaşma politikasına engel olmuştur? Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan bir anlaşmadır. Yaş Anlaşması 1792 tarihinde Rusya ile imzalanmıştır. Küçük Kaynarca Anlaşması 1774 tarihinde Rusya ile imzalanmış ve Osmanlı Devleti bu anlaşmayla Rusya'ya karşı en ağır şartları içeren ilk anlaşmayı imzalamıştır. Kerden Antlaşması İran'la yapılan bir anlaşmadır. Rusya'nın bir süre sıcak denizlere ulaşma politikasına engel olan anlaşma Belgrad Anlaşması'dır. Belgrad Anlaşması 1739'da Rusya ile imzalanmış. Bu anlaşmayla Karadeniz'in Türk gölü olduğu, Türk toprağı olduğu son kez belirlenmiştir. Bundan dolayı Rusya'nın sıcak denizlere ulaşma politikası bir süreliğine engellenmiştir. Cevap D seçeneği. Süleyman'ın egemenlik altına aldığı Belgrad aşağıdaki hangi anlaşmayla Osmanlı Devleti'nden çıkmıştır? Yaş Anlaşması Rusya ile yapılan bir anlaşmadır. Karlofça Anlaşması Kutsal İttifak Devletleri ile yapılan bir anlaşmaydı. Küçük Kaynarca Anlaşması Rusya ile yapılan anlaşmadır ve şartları Rusya ile imzalanan en ağır şartları içeren anlaşmadır. Bahçesaray Antlaşması Rusya ile imzalanan ilk anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin Belgrad'ı kaybettiği anlaşma Pasarofça Anlaşması'dır.
1718 tarihinde Avusturya ile imzalanmıştır bu anlaşma ve Osmanlı Devleti bu anlaşmadan sonra elindeki toprakları koruma politikasını benimsemiştir. Cevap B seçeneği.